Abi Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin havası hep başka olmuştur. Tabii Beşiktaş-Galatasaray-Fenerbahçe-Trabzon yani bu dört büyüğün aralarında oynadıkları evet. maçların apayrı e, keyfi var, apayrı zevki var. İşte hoca yıllarca oynadı. Evet. Zeki abi baktığında kadroları önüne koyduğunda teknik adamları analiz ettiğinde e, nasıl bir derbi bekliyorsun? Bir, iki... Galatasaray taraftarı %100'ü açık olduğumuz bu günlerde sırada tamamını doldurması bekleniyor. Evet. Seyirci burada çok önemli derbilerde. Ee, hakemin konuşulmadığı, evet. kimsenin burnunun kanamadığı, çok güzel, çok keyifli, hakikaten e, bol gollü bir maç izlemek istiyoruz. Elbette Galatasaray kazanmak isteyecek, Fenerbahçe öyle. Bol gol olsun, evet. keyifli maç olsun. Bunu içten söylüyorum. Buyur abi. Bir defa öncelikle pandemi sürecinde yani aslında süreç devam ediyor ama açılama oranı arttığı için tam kapasite artık tribünler açıldı. Doğru olan yapıldı. aşılılar ya da o gün PCR testi negatif çıkanlar maça girecekler. Bu güzel. İşte 50-55 bin civarında bir Galatasaray taraftar olacak. Biz Fenerbahçe-Galatasaray, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerine dünya derbisi diyoruz. Nedense yani Diğer derbiler de o zaman dünya derbisi. Çünkü heyecanı hepsinin birbirinden farklı, birbirinden heyecanlı. Şimdi Galatasaray yükselişte olan bir takım. Yaptığı transferler takıma uyum sağladı. Özellikle genç oyuncuların takıma katkısı büyük. İşte Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu arasındaki uyumdan bahsediyoruz. Bunlar çok iyi anlaşıyor diyoruz. İşte Morussan'ın oyununu söylüyoruz. Ee, Fatih Terim'in kafasında şu anda tabii ki e, Cagnen'in de Mustafa Muhammed'in de performansını biraz daha üst seviyeye taşımak var. E, diğer tarafta Fenerbahçe'ye bakarsak e, Başkan Ali Koç'un işte Mesut Özil ile ilgili söylemleri, e, Perera ile ilgili söylemleri enteresan. Şimdi üçlü savunma tutmadı, çok zor. Türkiye'de uygulaması zor. Hocayla tekrar konuşacağız, değiştirmesini isteyeceğiz gibi e, bir takım cümleler kullandı Başkan. Bu süreçte. Samandıra'ya çok fazla derb öncesi ziyaretimiz olacak dedi. E, hoca ile konuşulduysa, hoca ne bileyim dörtlü savunmaya mı geçecek, nasıl oynayacak e, onu bilmiyoruz. Sistemi değiştirmek böyle maçlarda alışılagelmiş. Sonuçta bir ezber oluşmaya başladı yavaş yavaş. 12 haftadır oynanıyor. E, böylesine önemli bir derbi öncesinde ben Pereira'nın sistemini değiştireceğini inanmıyorum, düşünmüyorum. En azından şunu söylemiştir e, Başkan Ali Koç'a Pereira. Ya işte... Şu derbiyi atlatalım. Ondan sonra bir ayar çekmeye başlarız yavaş yavaş. Tabii ki burada Mesut Özil'i ben hocanın artık 11'de oynatacağını düşünüyorum. Çünkü Mesut Özil konusunun Mesut Özil'le ilgili oynatsa bir türlü oynatmasa bir türlü oluyor. Oynatsa niye oynattı? Bir kısım diyor ki işte tam hazır değil. Niye oynatıyor? Diğer kısım büyük bölümü de Mesut Özil kesilir mi? Yedek bekletilir mi? Diye hoca eleştiriyor. Hoca şimdi tam bir vitrin maçında Mesut Özil'i oynatacaktır. Burada herkes ondan sonra karar verecek. Ve futbolsa biz yorumcular işte ne bileyim gazeteciler, Fenerbahçe taraftarı, diğer takım taraftarlar herkesin izleyeceği bir maç olduğu için Mesut Özil ile ilgili net karar Galatasaray derbisinden sonra ortaya çıkacaktır. Ama ben daha çok kazanmaya <laughs> yakın tarafın Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Çünkü 50 binin üzerinde bir taraftar topluluğu önünde oynamak kolay değil. Galatasaray taraflarının e, takımı nasıl ateşlediğini biliyoruz. O nefs tadının, e, o taraftarın sahaya verdiği enerjinin rakibi ne kadar bunalttığını biliyoruz. O yüzden e, derbilerde favori olmaz e, dense de her ne, her ne kadar ben Galatasaray'ın galibiyete yakın taraf olduğunu düşünüyorum. %60'a %40 diyorum. %60 Galatasaray, %40 Fenerbahçe diyorum ama... Evet, ben de iyi futbol bekliyorum. En önemlisi de e, uzun e, süre sonra e, dolu tribünler önünde muhteşem e, bir tribün şovunun eşliğinde bu maçı izleyeceğiz. Hakem çok önemli. Hep böyle bazı işgüzarlar, bazı işte e, ifap şunu diyor, kural kitabı bunu diyor diye hep ben burada eleştiriyorum onları. Bu maçlardan önce manşetler çıkıyor bir takım gazetelerde falan. İşte biz vara gitmeme konusunda Avrupa standartlarını yakaladık. Kardeşim Cebelil Cebeli Tarık maçında gördünüz. Hakem e, biz, bizim biliyorsun kırmızı kart pozisyonunda taş vermişti. Var çağırdı. Ne yaptı? Kırmızı kart verdi hakeme. Şimdi bu tip pozisyonlarda ne diyorlar? Hakem gördüğü için var çağırmaz, var karışmaz, var kırmızı karta çağırmaz. Hakem gördüyse var çağırmaz. Bırakın bu işgüzarlığı. Hakemleri de etkilemeyin. Ulenberg'e de sesleniyorum. Ulenberg'in de kendini artık geliştirmesi lazım. O Cebelik Tarık maçının var hakeminden ders çıkarmaları lazım. Gri pozisyonlarda, hakemin görmediği pozisyonlarda gerekirse 10 kere vara gitsin kardeşim hakemler. Çünkü bak şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren bir maç. Biri 9 puan gerisinde liderin, Trabzonspor'un biri 10 puan gerisinde. O yüzden iki takımın da kaybetmeye tahammülü yok. Hele hele hakem hatasına kurban gitme lüksü yok. O yüzden e, burada e, var çağırsın. Bir de şu uygulamaya karşıyım ben. İşte hakem vara giderse düşük not alacakmış. Performansı düşüyormuş. O yüzden var çağırmıyor. Hakem gitmek istemiyor. Böyle şey olur mu? A, aksine teşvik edin. Var niye var? E, problem çözülsün. Sıfır hatayla maçlar bitsin diye. O yüzden bu uygulamaları kaldırsınlar. Ben bu derbiyle birlikte bütün gri pozisyonlarda var hakemiyle uyumlu bir şekilde hakemin problemleri çözme konusunda gayret göstermesini istiyorum. Ama benim favorim derbide galibiyete yakın takım Galatasaray. Çünkü yükselişte olan performansı var. Kerem'in, Halil'in maç kazandıracak kıvama gelmeleri önemli. Savunmada. Marka evet savunmada. E, topu oyuna başlatma konusunda adam markajı konusunda e, ta, savunmanın emniyet diyelim, e, sigortası. E, Muslera yavaş yavaş kendini buluyor. E, Galatasaray o yüzden kadro kalitesine de baktığımızda bir adım önde. Tabii Fenerbahçe'de Özil maça damgasını vurabilirse evet. bir anda orada da Fenerbahçe. Şimdi Gökhan Hoca'ya sözü vereceğim ama bir iki muhabir arkadaşımızı evet. yan yana aldı bugün. Evren Yavuz hem Ahmet Selim'i hem e, Emre Kaplan'ı. Evet. Mesut Özil'in derbi öncesini açıklamalarını da ekrana yansıtacağız. Şimdi iki muhabir arkadaşım şöyle bir başlasınlar. Önce Emre Kaptan'la başlayalım. Hani şu açıdan ev sahibi Galatasaray olduğu için Emre Kaptan'la başlayalım. Arkasından sevgili Ahmet Selim Kula. Ahmet de Karadağ'dan geldi ayağının tozuyla. Fenerbahçe diplomasisini mutlaka yapmıştır Karadağ'da da bir taraftan. Şimdi Emre ile başlayayım. Müsaadesi varsa Ahmet Selim'in de. Tabii. Emre Kaplan, Galatasaray'da son durum ne? Zeki Uzundurukan'ın söylediği gibi, Kerem ve Halil'in milli takımdaki performansı da teknik eğitim yüzünü kuşkusuz güldürüyor. Nasıl bir kadroyla çıkacak? Son bir haber var mı derbe öncesinde Florya'dan sana gelen bir şey? Aykut İnce aslında Zeki abinin bıraktığı yerden devam edebiliriz. Galatasaray adına milli ara öncesinde belki en çok endişe uyandıran şeylerden bir tanesiydi 12 oyuncunun milli takımlarda yer alması ama iyi performanslar teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kerem Halil A milli takımda iyi performanslar ortaya koydular. Yanı sıra son dönemde Galatasaray'da artık süresini arttırmaya başlayan eski günlerinden kesitler sunan Sofyan Feguli de Cezayir milli takımda iyi bir performans ortaya koydu. Onun da bu formu teknik heyeti mutlu ediyor. Onun dışında da Yedlin ve Muslera milli takımlarında yer alan isimlerdi. Yedlin iki maçta forma giydi. Biraz yorgunluk belirtileri olabilir belki. Endişe yaratan tek durum bu. Fernando Muslera ile ilgili de genel itibariyle milli aralar oynanırken Galatasaray adına en çok konuşulan konu Fernando Muslera oluyor. Hatta Muhabir Masası programında geçen hafta <laughs> Selimle de bunu evet. konuşmuştuk.